uğraşmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Tabii Amasya'da Ramazan-ı Şerif'i geçirmek her şeyden bizim açımızdan çok önemli ve çok kıymetli. Burası kadim bir İslam ve Türk şehri. Dolayısıyla pek çok kültürü, tarihi ve geleneği muhtesinde barındırıyor. Ve bu bakımdan Ramazan-ı Şerif de Amasya'mızda çok farklı geçiyor. Yaklaşık 2 yıldır biz Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla belki bu şekilde kutlayamadık salgın sebebiyle. Ama çok şükür şu anda maskelerimizi çıkarttık. İnşallah bu sene layıkıyla her bakımdan Ramazan-ı Şerif'imizi kutlayacağız. Tabii burası bir Türk ve İslam şehri olması bakımından bir takım geleneklere sahip. 158 yıldır burada olan bir gelenek var ve Ramazan topuyla ilk iftarımızı açıyoruz bandomuzun eşliğinde. Daha sonra da sahurda da yine topla orucumuza başlıyoruz. Bu bakımdan kıymetli, bizler de tüm il zevatı olarak burada ilk günü hep birlikte yaşayacağız. Bu mutluluğu tekrar tadacağız. Buradan Ramazan'ın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine huzurlar, mutluluklar getirmesini diliyorum. Tekrar Amasya'mızın ve tüm ülkemizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sarı Başkan. Biraz daha sola Murat abi. Önce Amasya'nın, sonra ülkemizin, sonra da tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Herkese huzurlu bir Ramazan diliyorum. Amasya'da Ramazan yaşamak farklı. Amasya hem geçmişini yaşıyor hem de geleceğiyle ilgili şeylerin zamanı dolduruyor. Nedir diyecek olursanız bir top atışıyla başlıyoruz. Yani 160 küsür yıldır 158 yıldır efendim bu geleneğe şey yapıyoruz, devam ettiriyoruz. Bunun arkasında bandomuz devam ediyor. Ve şehrin içine indiğimizde yine sahura top atışıyla kalkıyoruz. Ve arkasından bizim burada dağ huzuruna dolanmıyor. Bando ekiplerimiz araç üzerinde dolanıyorlar. Ramazan'da tabii eğlentilerimiz var. Hafta sonları efendim huzurlu bir Ramazan geçirebilmek için çocuklara yapılmış programlarımız var, gençlere yapılmış programlarımız var. Ben Amasya'mızın mutlu bir efendim Ramazan geçireceğini düşünüyorum. Dünyadaki savaşları lanet diyorum. İnşallah o savaşlardan da kurtuluruz diyorum. Ve herkese huzurlu, sağlıklı bir Ramazan diliyorum. Efendim Amasya Belediyesi bandosu Türkiye'de tek değil mi? Evet, 8 yıldır başka bir bando hatırladığınız bildiğiniz var mı? Benim bildiğim yok. Sizin bildiğiniz varsa bilmiyorum. Top atışı da yok. Topumuz da resmini çekmişseniz efendim topumuz da tarihi bir top. Hakiki topu kullanıyoruz yani. Millet gibi böyle şey değil, el bombası topu değil. Bildiğiniz barut topunu kullanıyoruz yani. Orijinal. Evet. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. O zaman Sayın Vekilim de, evet, Sayın efendim, siz Amasya'daki Ramazan kazalarını hatırlarsınız, oruç kazalarını hatırlarsınız. 4-5 sene önce yanlışlıkla patlatanlar olmuştu. O günleri evet. Hatırlatırsanız bize memnun oluruz. O günler neler olmuştu Amasya'da? Geçen sene herhalde az kalmıştı değil mi başkanım? Geçen sene ben attım. Sene de az kalmış. Ben attım yanlış olmasın. Hayır, ondan tam zamanında Sayın Vekilim çekmiyorsunuz değil mi şu anda? Çekiyor musunuz? Çekiyoruz. O zaman yok, söyleyeyim. Bir şey olmamıştı ama yani. Hayır ama. Ben topu attırdım ama ben ezan başladı. Şöyle. Size gösteriyorlardı kumandadan 1-2-3 diye. Siz bu arada dediniz. Aa dediniz ben patladı. Bu arada ezan okudu yalnız. Evet. Denk geldi. Güzel oldu. Evet değerli basın mensupları. Ben de öncelikle Rabbime şükrediyorum bu Ramazan'a. Ramazan'ın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden diliyorum. Hem Amasyalı hemşehrilerimiz için, hem ülkemiz için, hem de alem-i İslam için. Ben geçmiş yıllarda oruç kazaları olmuştu. Ramazan toplu kazaları olmuştu. Yani hatırlıyorum.
bir sefer yapmıştı. Seyfettin Özdemir. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Buradan onu da rahmetle analım. Evet. Hasan vekilimiz bu adamında. Hasan Bey burada. Sonra bol da. Öncelikle burada bulunan tüm arkadaşlarımızın, tüm hemşerilerimizin, tüm ülkemizin ve İslam alemin, ümmeti Muhammed'in Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Rabbim rahmetini, bereketini, feyzini hepimize nasip etsin inşallah. Ramazan inşallah bereketiyle geldi diye ümit ediyorum. Rabbim inşallah bereketiyle göndermiştir. Ramazan paylaşmaktır. Önünde paylaşımcılık vardır. Ve sosyal olarak bizim daha çok birbirimize yaklaştığımız günlerdir. Amasya'mızda da Ramazan'ın en güzel yaşanacağı yerlerden bir tanesi bu uhrevi havasıydı. Amasya'mızdır. Bulunduğumuz şu bölgeden de baktığımız zaman böyle güzel bir memlekette olmanın hepimiz tabii ki gururunu yaşıyoruz. İnşallah geleneksel olarak Amasya'mızda Ramazan topunu atarak ilk günü başlatacağız. Sayın Valimiz, Belediye Başkanı, Milletvekilimiz, bütün mülkiye yakan siyasi partilerin değerli başkanları, herkes burada birlik beraberlik içerisinde Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde hep birlikte buradayız. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde, ibadetlerimizin de makbul ve kabul olduğu bir şekilde Ramazan'ı tamamlayacağız. Kadir Gecesi'ni inşallah kaçırmayacağız. Kadir Gecesi'ni de idrak edip bayramı hak eden kullar olarak bayrama inşallah el birliğiyle uğraşacağız. Ben şimdiden herkesin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Saygı ve hürmetle Sayın Başkanım. Evet. Sayın Valim, değerli belediye başkanım, sayın milletvekillerim, 67 yıldır Amasya'da yaşayan kardeşimiz olarak biz gurur duyduğumuz şeylerden birisi bandımız. Toplumuz 67 yıldır toplum sesini duyuyoruz. Bandımızı mahallelerimizde, kalemizde, gençlik günlerimize, hatıralarımıza dönüyoruz. Bunu bugüne kadar yaşadıkları için tüm gelmiş geçmiş belediye başkanlarımız şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle de son dönemde daha da güçlü olarak ön plana çıkaran başkanımıza teşekkürlerimi bahsediyorum. Halkımıza, arkadaşlarımıza mutlu bir Ramazan geçirmeyi diliyorum ve bayrama kavuşmayı Yüce Allah'tan diliyorum. Teşekkür ederim. Şu an pek yok. Yok, orada da şey var.